İyi akşamlar sevgili dostlar. Bugün Sterling Fabrikası'nda çekimleri yaptıktan sonra Ankara'dayız. Sayın Fatih Altunbaş'ın ofisindeyiz, grubun genel müdürü. Şimdi ondan birinci ağızdan en doğru bilgileri, en doğru haberleri sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle iyi akşamlar dileyim. Bugünkü ev sahipliğiniz için çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Siz de hoş geldiniz. Rica ederim. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Evet, yeni üretimler hakkında neler demek istiyorsunuz sevgili siyasetçilere? Önce onu sorayım ben. Sevgili siyasetçiler bizi zaten uzun yıllardır tanıyorlar. Şirketimiz 1987'den beri yani 32 yıldır fiilen silah sektörüne, av sektörüne hizmette bulunuyor. Herkes biliyor. Geçen yıl sizinle beraberdik yine. Bu zamanlara yakın belki biraz daha... Haziranmış. Yani, Haziran. Evet. Haziran. Demek ki aradan bir aşağı yukarı 15 ay falan geçmiş. O zaman bir müjdemizi paylaştık hep beraber. Makine kimyada 9-19 parabellum fişeklerini satışa sunuyoruz. Artık bundan sonra eskisi gibi tek tip değil. İki makine kimyada iki tip. Hem makine kimyanın kendi ürettiği ürün hem de bizim Turaç olarak ürettiğimiz Sterling markası altında ürettiğimiz ürün ikisi birden piyasaya sunulacak. Aynı şekilde, aynı şartlarla. Artık müşteri hangisini beğenir ve tercih ederse onu alabilecek. Böyle bir imkan sunduk. Şimdi bu o zaman tabii aklımızda olan bir hedef ve plan vardı. Biz bunu daha da çeşitlendirmek istiyorduk. Dünyada çünkü 9-19 tek tip değil. 5-6 daha da geliştirilebilir. Birçok tipleri var, modelleri var. Biz de bunların her birini zamanla Türk tüketicisine sunmak istiyoruz. Türk avcısına ya da silah severine. Bunları Avrupa'da birçok imkanlar var. Burada duyuyoruz. İnsanlar silah merakları Avrupa'ya gittiklerinde poligonlara, Amerika'da poligonlara dünyanın parasını veriyorlar. Ve bin bir çeşit silahlarla ve bin bir çeşit mühimmatlarla atış yapıyorlar. Bunlar niye bizim ülkemizde olmasın? Elbette ki olacak. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. İşte bu çerçevede düşündüğümüzde 9-19 parabellumun yanına bize dedi ki bu sene artık zamanı geldi. 9-19 parabellumumuz bir seneye aşkın bir zamandır iç piyasada satılıyor. Herkes bunun kalitesini gördü. Neler yapabildiğini, ne seviyede olduğunu gördü. Artık hiçbir şekilde Avrupa malı aratmayacak şekilde bir ürün ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve buradan aldığımız kuvvetle şu anda da 9-19 Luger'i, yani hatta 9-19 bile dememek lazım. 9 mm Luger'i çok yakın bir zamanda tüm Türkiye'de mermi bayilerinde, MK bayilerinde bulabilecekler. Bunun için bugün sizinle beraber bir araya geldik. Şey müjdesini verelim mi sevgili silah severlere? Daha ucuz olacak şeyden, eski standart üretimlerden diyebilir miyiz acaba? Şimdi sadece ucuzlukla anılmasını istemiyoruz. Yani ucuz derken daha ekonomik. Daha ekonomik. Yani diyebiliriz ki tetiği çekerken daha az tereddüt edecek. daha rahat olacaklar. Evet. Ama burada 9-19 parabellumla 9 mm Luger'in arasında bir kalite farkı var mıdır? Elbette yok. İkisi de aynı. Fiyat farkı olarak görünüyor. Fiyat farkı olacak. Fiyatta ucuzluk. Fiyatta ucuzluk olacak. Değil. Kalitede bir ucuzluk yok. Yok ama ürünler aynı ürün değil. Evet. Aynı amaçla da yapılmamış. Şunu açıkça söyleyebilirim ki 9-19 parabellum şeyi aslında dünyada kolluk kuvvetlerinin, askerin, polisin, jandarmanın kullandığı tip bir fişektir. Biz geçmiş dönemde elde çok fazla imkan, Türkiye olarak elde çok fazla imkanlar olmadığı için hepimiz tek tip aynı mermiyi kullandık diyelim. Ama bugün özel sektörün de devreye girmesiyle imkanlarımız çoğaldı. İmkanların çoğalmasıyla artık bizim sadece beyaz ekmek yemek gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz beyaz ekmek de yiyeceğiz, kepekli olacak, susamlı olacak, olacak, Allah olacak. Bunları çeşitlendireceğiz. 9 mm Luger de bunlardan bir tanesi. 9 mm Luger'in tabii birçok teknik özelliği var ve farklılıkları var. Biz bunları da daha kolay anlaşılabilsin diye bir küçük bir broşür hazırladık. Hatta merminin 10 katı boyutunda güzel bir broşür olacak. Bu bütün kutuların içerisinde tüm Türkiye'ye yayılacak. Bunu birçok yerde dağıtacağız ve insanlara 9 mm Luger'le 9-19 parabellumla bunun farkını anlatmaya çalışacağız. Anlattıktan sonra burada istediğimiz
ve gelinmesi gereken noktalardan bir tanesi, bizim bir kere aklımızda Türk milletinde bir kavram karmaşası var. Yani Lugyen ne, Parabellum ne, bunu bilmiyoruz bir kere. Bunu önce artık belki de şöyle söyleyeyim, yani biz bunu teknik olarak anlatmaktansa insanlara farklı ürünler vererek deneyecekler, bakacaklar, tadacaklar, sonra isimlerini kendileri versinler gerekirse. Ve böyle bir yola girerek şu an bugün siz bir silah sırar olarak Avrupa'da gitseniz, Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da veya Amerika'ya gitseniz bir mağazadan bir silah alsanız, hakkınız olsa silahın aklınızı silah alsanız ve yanında bir fişek isteseniz size orada kimse Parabellum vermez. Parabellum çünkü sizin için değil. Parabellum asker ve polisin kullanacağı bir ürünmaktır. Size verecekleri 9 mm bulgar. Ve biz yıllarca şunu izledik. Şimdi biz atış yapıyoruz, biz atış yaparken silahımız şahlanıyor, kalkıyor. Avrupalıların yaptığı atışlara bakıyoruz. Onların o işte tabancalarını, kendi tabanca markalarını yaptıkları reklamlara bakıyoruz. Onların silahları şahlanmıyor. Yerinde sabit duruyor. Çok küçük oynamalar oluyor. İşte o işte Parabellum'la Luger'in farkıdır bir yerde. Luger'i kullandığı zaman insanlar çok daha isabetli, seri atışlar yapabildiklerini ve atış yaparken kendilerini efor olarak yormadıklarını fark edecekler. Ceplerini de yormayacak diyelim. Çok güzel, çok güzel. Bu yeni merminin Türk halkına, Türk silah severine, devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Bu arada sevgili silah severler beni çok hırpalıyorlar, çok soruyorlar. Ben de birinci ağızdan Fatih Bey'i yakalamışken ne oldu 45'likler Fatih Bey diye sorayım. Buyurun efendim, top sizde. Bizim şu bir eski mesele var. Sandıktan. Şimdi bizim sandıktaki meseleyle alakalı. Aslına bakarsanız şimdi Parabellum, arkasından Luger. Bunun arkasından da belki yine çok güzel, özel bir 9 mm'miz daha gelecek. Bu 9 mm'mize geldikten sonra onun arkasından şunu söyleyebilirim ki bazılarını üzerek, kendimiz yine sevinerek 308'e geçeceğiz. Güzel. 308. 308 şu an tam 45 kalibre kanayan bir yaramız ama 308'de gerçekten çok kötü durumdayız. Yani devletin ihtiyacı açısından. Yani hayır, devletin yani 308 karşılığı 7.62-51 devletin ihtiyacı o şu an karşılanıyor. Peki 308 derken alt tipi 308 mi? Alt tipi 308'den bahsediyoruz. Evet. Alt tipi 308. Alt tipi 308'de başlayacağız. Alt tipi 308'den sonra 223 Remington var. Hı. Ve ondan sonra 45 kalibre var. Çünkü 308'de şöyle bir sıkıntımız var. İşte İstanbul'da bir firmamız, yine iyi bir firmamız, Ata Silahları 308 kalibre bolt action tüfeği yaptı, piyasaya sundu. Fiyatı gerçekten Avrupa'lara göre çok ucuz. Ama atacak mermi yok. Atacak mermi yok. Mermiyi bulsak da, şimdi şöyle bir kabalama söylüyorum fiyatları. Mermiyi bulsak da mermi ithal olduğu için. Yani şimdi merminin tanesi 10 lira. 1000 tane sikakınız var 10.000 TL. Tüfek 3.500 lira. Silah 3.500, 4.000 lira. Yani burada şöyle bir şey oluyor. Araba 40.000 lira, depo 100.000 liraya doluyor. Kim nasıl binecek bu arabaya? İşte bu mesele 45'ten daha öncelikli. Bizim 45'ten önce çözmek istediğimiz ve hemen bir an önce piyasaya sunmak istediğimiz, tahminimce 2019'un başında, yani belki Ocak aylarında falan 308'in alt tipini soft point olacak. Soft point alt tipi büyük ihtimalle 155 ya da 165 grain olarak düşünüyoruz. 155-165 grain soft point 308'i biz makine kimya aracılığıyla piyasaya sunacağız. Güzel. Fiyatı da kesinlikle ithalden ucuz olacak. Yani ne kadar ucuz olur bilmiyorum. Yani o gün işte maliyetlerimiz, şunumuz, bunumuz, seri üretimde nereye gelir? Bakacağız. Ham madde fiyatları ne olur? Bunu da göreceğiz. Bakacağız. Ama bugünden söyleyebilirim ki yani o 10 lira olan ithal fişek fiyatı öyle bir şey olmayacak. Kesinlikle onun altında bir rakam olacak. Daha rahat bir şekilde avcılarımız rahatça ateş edebilecekler, antrenman yapabilecekler. Sıfırlama yapabilecekler değil mi? Tüfeklerini sıfırlama yapabilecekler. Tüfeklerini sıfırlayabilecekler gönül rahatlığıyla. 45 kalibre 308'den sonra olacak. Yani 308 gelmeden 45'in olmayacağını
Dilerim 308 gelince 45 için herkes ayağa kalkabilir, sıkıntı yok. Ne oldu? Arkasından ne oldu? 45'lik için beni zorlamayın, tamam mı? Fatih Bey'den aldığınız haberi. 308 evet. ihtiyacı 45'likten daha fazla, ona inanıyorum. Evet. O da kanayan bir yara maalesef, çok doğru. Piyasada o da evet. çok ciddi sıkıntı ve eksiklik. Önce 308, 308'den sonra 223 Remington var ama 223 Remington'a çok aşırı bir ihtiyaç çok aslında. O yüzden belki 223 Remington'dan önce 45 kalibreye çıkarabiliriz. Ama 5.6 45 çıkacaksınız 223 Remington'un. Yani 223 5.6 45 yani, yani askeri ama şey karşılığı. Askeri karşılığı o çıktı zaten. Piyasada askeriye veriyor musunuz veriyoruz, şu an? Veriyoruz. Şu ha. an biz onun sözleşmesini yaptık. Onu çap onu şu an çalışması yapılıyor. Teslimatları da yakında başlamak Anladım. Üzere. Anladım. Yani 5.56 45'in 5.56-45 askeri tip olanın şu an zaten hali hazırda uyuyor. 223 Remington av tüpü tipi 5.56-45 askeri tip bilmeyenler için. Askeri tipi şu an hali hazırda yürüyor. Av tipinde de önceliğimiz 308. Önce 308 soft point'imiz çıkacak yani ucu yumuşak nüveli olanın herhalde Türkçe karşılığı yumuşak uçlu. Yumuşak uçlu diyelim. Evet. Yumuşak uçlu olan ürünümüz 308 çıkacak. Arkasından 45 kalibreye yoğunlaşacağız. Durum bu. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgilerden ötürü tekrardan hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür.